Anne. Adnan, neredesin oğlum? Bir arkadaşımla beraberim. Bırak şimdi arkadaşını. Hemen Arya'nın yanına gelmen gerekiyor. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Çocuk yemek yemiyor sen yoksun diye. İlla babam gelsin o yedirsin diyor. Ay Adnan, içim parçalanıyor. Vallahi tansiyonum çıktı. Tamam anne, bir yarım saat. Yarım saate Adnan. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Çocuk açlıktan ölecek. Kızından daha önemli ne olabilir? Derhal ne yapıyorsan bırak gel. Haydan ineyim ben burada. Abla. Yok gerçekten. Annen haklı. Git anneyle ilgilen. Tamam. Şurada bak. Olur mu öyle şey? Dinliyorum. Konu ne? Ayakta dinleme, otur. Nerede kaldın dün akşam? Rezzan'da. Daha fazla yük olma kimseye. Eşyalarını topla. Gel bende kal. Gelip sende mi kalayım? Hayırdır? Dün ağzına geleni söylüyordun. Bugün ne değişti? Benim için bir şey değişmedi. Ama insanın evladı arada olunca işte... gerisi teferruat oluyor. Üzülsün istemiyorum. Evden kovuldum derse üzülür. Ben de onun üzülmesini istemem. Birincisi ben evden kovulmadım. Kendi isteğimle çıktım. Her neyse. İkincisi... Zeynep'i bahane edip vicdanını rahatlatamazsın. Ben kendime kalacak yer bulurum. Ne oldu? Ya blogda yazdığım hikaye var ya, okulda edebiyat ödülü aldı. Ne diyorsun? Aferin sana. Ben de şimdi öğrendim. Ya yarın da ödül töreni varmış. Oh, iyi iyi. İyi o zaman, akşam kutlayalım bunu evde. Tamam teyzeciğim. Görüşürüz. Zeynep miydi o? Zeynep, kızımın hikayesi yarışmada birinci olmuş. Yarın akşam ödül töreni varmış, onu müjdeledi bana. Günlerce uğraştı o hikayeyi yazmak için. Defalarca okudu bana. Demek birinci olmuş. Müjdelemek için beni aradı işte. Sen ne kadar gaddarsın ya. Şu durumdan bile mutluluk çıkarmama izin vermiyorsun. Sevineyim, mutlu olayım istemiyorsun. Ama sen ne yaparsan yap, kızınla duyduğun gururu çalamazsın benden. Ben kimseden bir şey çalmıyorum. Bana ait olan bir şey. Geri alıyorum. Yazık. Emanetçiye bırakılmış bir eşyadan bahsediyor gibisin. Ne
yolsuz yollar.